İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan vatandaşları 24 Nisan'da Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunacak. Fransa'nın Marsilya kentinde Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni düzenlenecek. Şuşi Belediye Başkanı, 1988'de birleştiğimiz gibi ayrılıkları bir kenara bırakıp birleşmeliyiz. Gülekaz, soykırım yıldönümüne adanan etkinliğe katıldı. Rumlar ve Ermeniler arasındaki bağlar çok güçlüdür. Batı Ermenistan Milletvekili Mihran Pırkiç ile bir toplantı yapıldı. Arsak'ın Yıhtahoh köyünde yeni bir su hattı yapılıyor. Köye 24 saat su temini sağlanacak. Ermeni boksörler Avrupa şampiyonu oldu. İran'ın Tebriz şehrinde bir Ermeni müzesi açılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekilleri, hükümet üyeleri ve vatandaşları 24 Nisan'da Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit anıtı olan Kırlangıç Yuvası Zizernagabert'te yapılacak anma yürüyüşüne katılacak. Yürüyüş saat 12'de başlayacak. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi, Ermeni Gazileri Ulusal Birliği ve destekçileri 24 Nisan saat 11'de Marsilya'da Ermeni halkına yönelik soykırım olan Armenosit kurbanlarını anma törenine katılmaya davet ediyorlar. Anma 24 Nisan'da Marsilya'daki Batı Ermenistan'ın 4 oğlunu kucaklayan anne anıtının önünde tören ritüeline göre gerçekleşecek. Şuşi Belediye Başkanı Arzıvik Sarkisyan'a göre özgürlük meydanında kendilerine ihtiyaç duyulursa Artsakh'tan gelip burada olanlara katılacak. Arzıvik Sarkisyan, özgürlük meydanında bulunanların doğru yolda olduğundan eminim. Artsakh'ta bir Azeri yaşamışsa Artsakh'ın Azerbaycan toprağı olduğunu düşünen zombi kitlesi bu düşüncelerden sıyrılıp özgürlük meydanına gitmelidir. Artsakh olmadan Ermenistan olmadığını ve tersini anlamalıdır. İnsanlar bugün Artsakh halkı yaşadıkları yerden sınır dışı edildiyse yarın veya ertesi gün sınır dışı edileceklerini düşünmeli. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yerevan'ın, Sünik ve Sevan'ın Azerbaycan'a ait olduğunu söylüyor. Ben bir kez daha ifade ediyorum. Şuşi'deki Surp Hazan Çetos Kilisesi Azerbaycan'dan 50 yaş daha büyüktür. 1988'de yaptığımız gibi bölünmeleri bir kenara bırakıp birleşmeliyiz, dedi. Yunanistan Parlamentosu Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Konstantinos Gülekas, Selanik'teki Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yılına adanan bir etkinliğe katıldı. Meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Etkinlik hakkında şunları kaydetti. Rumlar ve Ermeniler arasındaki bağlar birçok yönden çok güçlü. İki halk aynı zamanda Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit, ardından Küçük Asya'daki Pontus Rumlarına karşı işlenen soykırımla da bağlantılıdır. Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde Batı Ermenistan çalışmaları gerçekleştiren Batı Ermenistan milletvekili Aydın ve Pırgiç yayın evlerinin sahibi Mihran Pırgiç ve diğer milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirildi. Pırgiç, Dersim Ermenilerinin Öze Dönüş Hikayesini anlattığı Varlığımızın İzleri adlı kitabının tanıtımı, Dersimliler, Dersim Ermenileri, Batı Ermenistan ile ilgili düşünce ve değerlendirmelerde bulundu. Coşkulu anlatımıyla Pırgiç, Ermenilerin planlı projeli çalışmaları gerektiğine değinerek birleşik bir mücadele içerisinde bulunulması vurgusunda bulundu. Şuşi bölgesinin Yıhtahoh köyünde yeni bir su hattı inşa ediliyor. Bu haber köy muhtarı Ardak Agopyan tarafından bildirildi. Ona göre köyün 145 nüfuslu 46 hanesi var. Köy halkı büyük sevgi ve özveriyle ana vatanlarında yaşamaktadır. Ardak Agopyan, savaştan sonra yerinden edilmiş 7 aile köye yerleşti. Onlara gerekli barınma koşulları sağlandı. İnsanlar tarım işleriyle uğraşıyorlar. Ücretsiz konut stokunda tamamen yıkılmış 15 evimiz var. 10 tanesi tadilattan sonra diğer yerlerinden edilmiş ailelere sağlanacak diye anlattı. Bugünlerde köy nüfusunun ana istihdam yönü sebze yetiştiriciliği, bahçecilik ve aralarında çok sayıda arıcılıkla uğraşanlar da var. Köye doğalgaz, temini, elektrik ve yakında 24 saat olmak üzere su temini sağlanmaktadır.
Plana göre köyün iç yolları yakın zamanda asfaltlanacak. Ermeni boksör Erik İsrailyan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda 60 kilogramda altın madalya kazandı. Son mücadelede İsrailyan, Bulgaristan temsilcisi Kiril Barisov'u mağlup etti. Erik İsrailyan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 3'ü nakavt olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Ermenistan Cumhuriyeti takımından Ares Hagopyan 67 kilogramda finale kaldı ancak gümüş madalya kazanmayı başardı. Gürcistan'ı temsil eden Ahalkalak'taki Ermeni boksörü Gor Ayvazyan, Gürcistan'a ilk altın madalyayı kazandırarak Avrupa Boks Şampiyonu oldu. Batı Ermenistan, evlatlarının zaferlerini kutlar, onlara yeni ve daha büyük zaferler diler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Bölümü İl Dairesi Başkanı Tebriz kentinde bir Ermeni müzesi açılacağını söyledi. Ahmet Hamze Akzade bunu Atırpatakan Ermeni Piskoposluğu Ruhani Lideri Grigor Çiftçian ile yaptığı görüşmede ifade etti ve tarihi Ermeni anıtlarının korunmasının departmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Hamze Akzade, devlette çok sayıda Ermeni anıtı var. Onları restore etmek ve korumak için genel müdürlük tarafından özel önlemler alındı ve bu önlemlerin ardından Tebriz'deki Ermeni Müzesi'nin yeniden açılması gündemde dedi. İlde UNESCO Dünya Mirası tarihi alanları listesinde yer alan Ermeni Surp Stepanos Manastırı da dahil olmak üzere paha biçilmez Ermeni anıtları olduğunu sözlerine ekledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan topluluğunun solistin delili Hovagimyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yerginkin Ambele adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.